12 Eylül 1980 darbesiyle kapatılan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti 16 Aralık 1986'da tekrar faaliyetlerine başlamıştır. Cemiyetin kurucu başkanı Abdülkadir Şendal olurken yönetiminde ise Ekrem Bütün, Kazım Ertek, Sayım Ertürk, Kemal Kaya, Ahmet Kurt ve Muzaffer Karakaş yer almıştı. 1980'li yıllarda Kocaeli'nizde fazla yerel gazete yoktu. Temsilciler vardı ulusal basın. Ben de Cumhuriyet Gazetesi'nin Kocaeli temsilcisini yapmaktaydım. Daha çok ulusal gazete temsilcileriyle birlikte rahmetli TRT muhabiri Kazım Ertek olsun, Ekrem Bütün olsun ajansı. Milliyet'in spor muhabiri özellikle Kemal Kaya olsun. Birlikte toplantılar yapıyorduk. Özellikle Kocaeli Spor maçlarına gittiğimiz zaman çevre illerde gazetecilerin bir arada kendi binaları olduğunu görüyorduk. Birlik beraberlik içinde çalışıyorlardı. Bizde böyle bir oluşum yoktu. Ancak hep düşünce aşamasındaydı. Ancak İzmit'e Abdülkadir Şenkal diye bir arkadaşımız gelince işler değişti. Bu arkadaşımız bürokrasi konusunda oldukça bilgili ve deneyimliydi. Bizi bir araya getirdi. Belgeleri imzalattı bize. Ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'ni 1986 yılında resmen kurduk. İlk başkanlığını da zaten bildiğiniz gibi rahmetli, yaşlıca da bizden büyük olan Kazım Ertek abimiz yaptı. Ama tabii ki gelirlerimiz yoktu. Gazeteci arkadaşlarımızın fazla bir gelir olmadığından dolayı zaten aidat da toplayamıyorduk. Formalite icabı genel kurullarımızı yaptık. Bina için çok büyük arayışlara girdik. Daha çok tabii ki belediyelerle görüştük. Büyükşehir Belediye'mizle o zamanki görüşmeler yaptık ama bir türlü şeye geçiremedik. Binayı alternatif bina şey yapamadık. Var alanda yer istedik, olmadı. Daha sonra zamanla 80'li yıllardan sonra daha da gelişmeye başladı. İşte belediyelerin gelirleri arttı. Şu anda iyi durumda değiliz diyebilirim ama ancak yine de resmi bir binamızın olmaması beni üzüntüye sevk ediyor. Hala olmadı. Ancak İzmit Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zaman zaman katkı sağlıyor. İşte bir medya evi kurulmuştu. Şu anda durumu ne alemde bilmiyorum. Çünkü gazeteciliği şu anda bırakmış durumdayım. Danışmanlık yapıyorum. Bu yıllarda bir tekrar arkadaşlarımızdan bir araya gelmiştik. Hiç unutmuyorum. Demiştik bir olay olsa, bir şey olsa hepimiz bir aradayız. Ne yapacağız, ne edeceğiz derken bir olay patladı. Hiç unutmuyorum. Yuvacık'ta bir otobüs büyük bir kaza yaptı. Tahminime göre 40 civarında ölü oldu o gün. Hastaneye gitmiştik. Kocaeli Devlet Hastanesi. O zaman bu başka hastanelerde, üniversite falan hiçbir şey yok. Bir belli başlı bir Kocaeli Devlet Hastanesi vardı. Oraya gitmiştim. O zaman işte bütün Türkiye buraya şey yapmıştı. Çok büyük bir kazaydı. Düğün arabasıydı. O zaman birlikte çalışmıştık. Birbirimize destek olduk. Türkiye'ye en doğru haberi verdik. Bir de hiç unutmuyorum 1986 yılında şu an Türkiye'nin en büyük ikramiyesini Hasan Demirel diye bir arkadaşımız kazanmıştı. Şu anda kendisi de sağ. Durumu ne alemde bilmiyoruz. Ben sosyal yapısıyla, kafesiyle, işte ulaşım, iletişim seferberliğiyle olan bir binamızın olmasını istiyorum. O hala şeyimde o var. Gazeteciliğe 1978'de Barış Gazetesi'nde köşe yazarak ve sanat etkinliklerini takip ederek, muhabirliğini takip ederek başladım amatörce. Daha sonra 1985-86 döneminde Anadolu Ajansı'nın Kocaeli Bürosu'nun açılmasıyla birlikte Ayhan Temizsoy'un çalışma arkadaşı olarak orada görev yapmaya başladım. Aralıklı olarak yerel gazetelerde, yerel televizyonlarda hem muhabir hem haber müdürü ve istihbarat müdürü olarak çalıştım. Bir süre İstanbul'da görev yaptım. Interstar Medya Grubu'nda ve
akşam gazetesinde. Sonra yeniden 90'lı yıllarda yeniden Kocaeli'ye dönerek burada gazetecilik mesleğinden emekli oldum. Bu arada gazetecilerin örgütlenmesi meselesi üzerinden ısrarla takip ettiğimiz bir çalışma vardı. Ve o çalışmayı da 12 Eylül 1980'de Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nin kapatılması dolayısıyla dağınık hale gelen örgütsüzlüğümüzü gidermek amacıyla 1986'da bir grup arkadaşla yan yana gelip yeniden Gazeteciler Cemiyeti örgütlenmesine girdik. Tabii 1980 öncesi 80'de kapatıldığı için aynı isimle cemiyeti kurmamız söz konusu değildi yasal olarak. Ama İzmit Gazeteciler Cemiyeti Derneği olarak bir çatı oluşturup örgütlendik. O dönem ilk yönetim kurulunda Abdülkadir Şendal arkadaşımız başkan olarak görev aldı. Ve 8 Aralık 86'da da başkanlığı Kazım Ertek ağabeyimize, TRT muhabiri olan rahmetli Kazım Ertek ağabeyimize devretti. Ve o ilk yönetimde Abdülkadir Şendal ile Kazım Ertek'in dışında bugün hayatta olmayan Ekrem Bütün, halen aramızda olan Sayın Ertürk, Kemal Kaya, Ahmet Kurt ve Muzaffer Karakaş arkadaşlarımız vardı. 88 yılında Metin Karan arkadaşımız, 1990 yılında Sadun Çetin arkadaşımız, 1992 yılında Serdar İsmet Çiğit arkadaşımız, 1994 ve 96 yıllarında yine Kazım Ertek ağabeyimiz, 2000 yılında Mustafa Badiken arkadaşımız, daha sonrasında 2003 ve 2004 yıllarında ben görev yaptım. Benden sonra da 2005'te Volkan Yüksel, 2006'da Cemalettin Öztürk, 2006-2009 arasında iki dönem Halit Yılmaz görev yaptı. Ardından da Çetin Gürol, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'na 2013 yılında seçildi. Cemiyet aslında ağırlığı, yani mesleki ağırlığının yanı sıra ne yazık ki çok fazla toparlayıcı bir görevi üstlenemedi. Çeşitli nedenlerden dolayı. Niyette sıkıntı yoktu ancak kentteki gazetecilerin örgütlü olarak bir arada olmasını istemeyen bir takım odaklar bunu zaman zaman provoke ettiler. Zaman zaman destekler gözükseler de sıkıntılarımızın çözümünde cemiyetin hiçbir zaman yanında olmadılar. Bu nedenle cemiyet çok uzun dönem kendine ait olmayan binalarda kiracı olarak barınmak zorunda kaldı. Mali açıdan ciddi sıkıntılar yaşadı. Dolayısıyla meslektaşlar arasındaki dayanışmayı güçlendirecek bir noktaya gelmekte zorluk çekti. Tabii bu süreç içerisinde hem cemiyet örgütlenmesinde hem de mesleki dayanışmayı güçlendirme adına yapılacak işlerde öne çıkan arkadaşlarımız olmasına rağmen sıkıntılarımız da oldukça fazlaydı. Bunları aşmaya çalıştık elimizden geldiğince. Kah açtık, kah bir bölümünü bizlerden sonra görev yapan arkadaşlarımıza devrettik o sıkıntıların, aşılması gereken sıkıntıların. Ama şu gün gelinen noktada görüyorum ki Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti belli bir güç biriktirmeyi sağlamış durumda. Çok fazla fiziki olanakları olmasa da, işte gayrimenkulü veya taşınmazlar anlamında, becerilerini sergilemek için yeterli olan olanakları en azından yerel yönetimler ve merkezi yönetimle olan ilişkiler çerçevesinde kullanmayı ve onlardan yararlanmayı sağlanabilecek noktada. Bu anlamda önemli mesafe kat ettiği söylenebilir. Tabii 23 sene önce mesleğe başladığımda o günün teknolojik şartlarıyla bugün arasında çok ciddi farklar var. Sonuçta son 10 yılda teknoloji takip edemeyeceğimiz hızla ilerliyor. O günlerde karanlık odalarda, makara filmlerde baskılar yapılıyordu. Çektiğimiz fotoğrafları asla görme şansımız yoktu. O yüzden bize verilmiş zimmetleden makaraları çok iyi kullanmamız gerekiyordu.
ve bunlar siyah beyazdı. İlerleyen zamanda diyafilmler çıktı, diyalar renkliydi. Şimdi aradan çok uzun zaman geçmeden teknoloji değişti ve bu sefer dijital makineler, bilgisayarlar, laptoplar, iPad'ler. Yani benim başladığım yılda bugüne geldiğimiz zaman arada uçurumlar var. Ama meslek yine aynı şevkle, aynı heyecanla, aynı arzuyla yapılıyor. Kendi adıma söyleyeyim. Sonuçta zaten bu meslek sevilmeden asla yapılacak bir meslek değil. Bu para kazandıran ve zaman mevhumu olmayan bir meslek. İlk başta çalışma şartlarınız asla bir memur veyahut da bir masa başı çalışan gibi yazın işte serin ortamlarda, kışın sıcak ortamlarda değil. Bütün hava şartları ne olursa olsun siz haberin peşinde koşmak zorundasınız. Bunun işte gecesi, gündüzü, yağmuru, karı, kışı bunlar asla mazeret olarak kabul edilmiyor meslekte. İşini yapmak zorundasın. Ve gazetecilik diğer mesleklerden ayırt ettiğimiz zaman her meslekten bir parça meslek sahibisiniz. Yani bir memur işine başlar, 25 sene aynı sonunda aynı masada emekli olup belli bir çevresi vardır bulunduğu yerde. Ama gazetecilikte böyle değil. Yani bir avukat arkadaşınız vardır, hukukla ilgili birkaç şey bilirsiniz, bir doktor arkadaşınız vardır, bir muhasebecidir, dışarıda bir hırsız tanıdığınız vardır, bir hayat kadını tanıdığınız vardır. Gazetecilik bütün hayatlardan birer parça toplayarak toplumun küçük bir aynasıdır. Her bir gazeteci toplumun aynasıdır. Kadın olmak çok da zor bir meslek, kadın için çok da zor bir meslek değil. Gazete okuma kültürü Türkiye'nin diğer taşraları ve diğer bölgelerine göre çok daha fazla. Yani ulusal basının etkinliği kadar Kocaeli'de yerel basının etkinliği var. Ve Kocaeli'de akşamdan gazete okuma kültürü, yani siz günü bir gün önce yaşıyorsunuz. Kocaeli halkı böyle bir kazanca sahip olmuş oluyor ve Türkiye'nin hiçbir yerinde de böyle bir sistem yok. Bizim mesleğe başladığımız zamanlarda da gazeteler hangisi 2 dakika önce bayiye gazete bırakacak diye yarışırdı. Biz de bu yarışın içinde olduk. Ve bu yarış hala da devam ediyor. Tabii internetin günümüzde çok daha tercih edilmesi sebebiyle gazeteler biraz daha ikinci plana kaldı bayi satışlar ama Kocaeli'de kemik bir kadro var. Özellikle İzmit merkezde. Yani teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin mutlaka bu kentin en az 3 yerel gazetesini akşamdan alıp okur, sabaha o bütün gazetedeki bilgilerin donanımıyla uyanmış olur. Sabah birçok insan gazetesini okumadan okuyanlar bütün gündemi bilirler. Yerel basın Bursa'dan sonra, yani Atbaşı demeyelim, biraz fark var. Yani bu nüfusla da orantılı. Bursa bizim nüfus olarak nereden baksanız 2,5 katımız. Ona göre okuyucu kitlesi de değişiyor. İzmit'te de gazeteler geçmişti. Bu kentte bürokratlar aldı, bürokratlar götürdü. Yani şehrin siyasi ve bürokratik dengelerini çok bozmuş olduğu dönemleri bizzat kendim de yaşadım. Bu kent de bunu çok iyi bilir. Bu kentteki yerel gazetelerde yapılan bir haberle valiyi bile değiştirebilirsiniz. Yazıyor, yazıyor. Yarınki cinayeti yazıyor. Yazıyor, yazıyor. 8 Kasım 2014 tarihinde 13 tane arkadaşımızla birlikte genel kurulumuzda üyelerimizin teveccühüyle seçildik. Evet, bahsettiğiniz gibi kurumsallaşma noktasında çalışmalar yapıyoruz. Ben 1986 yılında Abdülkadir Şenkal başkanımızın önderliğinde kurulan ve şu anda da bizim yürüttüğümüz Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı ile ilgili çeşitli hayallerimiz vardı. Hayallerimizden biri, sözlerimizden biri gazeteci arkadaşlarımızın konut sahibi olmasıydı. Malum biliyorsunuz ki gazetecilerin ekonomik olarak koşulları gerçekten çok zor durumdalar. Ev sahibi olmaları çok zor. Bu konuda biz gerçekten gerek yerel yönetimle gerek genel yönetimle birlikte çalıştık. Kendilerini inandırdık ve şu anda 16 Ocak'ta da TOKİ başkanımızın katılımıyla Derince Çınarlı mevkiinde 24,5 dönüm arazimize TOKİ'ye tahsis sağlandı ve 16 Ocak'ta da gazeteci meslektaşlarımıza uygun koşullarda
konu sahibi olabilmeleri projesinde açıklayacağız. Hedefimiz basın sitesinin hemen akabinde de meslektaşlarımızı bir yurt dışına götürüp oradaki meslekteki gelişmeleri, oradaki meslektaşlarımızın neler yaptığını, gazetelerin nasıl dizayn edildiğini, hangi fotoğrafların gazetelerde yer aldığı noktasında da bir çalışmamız devam ediyor. Yine bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri maalesef yabancı dil. Önümüzdeki süreçte de hemen hızlı bir şekilde gazetecilerin yabancı dille ilgili eğitimlerini programlıyoruz. Ciddi manada bu konuda iyi hocalarla da görüştük. Hemen akabinde 16 hocam bir yabancı dil kursunu da açacağız. Meslektaşlarımız en azından yurt dışına gittiklerinde kendilerini ifade edebilecek düzeyde olmalarını sağlamak için de bir çalışma içerisindeyiz. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nin 30 yıl sonra kendine ait bir mülkü olacak. Daha önce de bahsettiğiniz gibi işte Kocaeli Basın Müzesi, medya evi, işte fuar içerisindeki basın merkezi merkezimiz var. Bunların hepsi işte valilik ve belediyelerimize ait. Ama Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nin buradaki çarkını döndürmek hem de 30. yılında Türkiye'nin en güçlü yerel medyasına sahip ilimizde Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'ne ait bir mekan olsun istedik ve şu anda da anlaşmamızı yaptık. 16 Ocak'ta herhangi bir problem olmazsa Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nin mülkünün tapusunu da orada açıklayacağız. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Türkiye'de gerçekten artık örnek olan, bizim denetlemeye gelmeden önce bizi denetleyin diyebilen, kendine güvenen bir yapıda. Bizim ana amacımız, kentimizdeki en büyük sorunlardan biri birbirimizi anlayamamaktı. Biz siyasi görüşü ne olursa olsun her meslektaşımızın meslek siyaseti yaparak birleşmesini sağlamak amacındayız. Basın sitesi esasında bunun için en önemli bir araç olacak. Biz orada birbirimizi daha sık göreceğiz, komşu olacağız, altlı üstte oturacağız. Belki bahçemizle birlikte çeşitli organizasyonlar yapacağız. Böylelikle de esasında Türkiye'ye Kocaeli'nin yakışan bir tabloyu da esasında Türkiye'ye göstermiş olacağız. Biz alaylıyız. Ben hep bunu söylüyorum. Bazen de bana eleştiriyorlar, kızıyorlar. Ama iletişim fakültelerinin kesinlikle orada okuyan meslektaşlarımızın, orada okuyan kardeşlerimizin zorunlu stajı kesinlikle olması gerekiyor. Ki hayata 4 yıllık eğitimlerinden sonra başlıyorlar ve sudan çıkmış bir balık gibi oluyorlar. Ama zorunlu stajla ben hem gazetelerin şu anki ekonomik darboğazda zorunlu stajla devlet tarafından sigortaların yapılması, devlet tarafından maaşların ödenmesiyle hem gazetelerin çalışma ortamlarının genişleyeceğini, hem ekonomik olarak rahatlayacaklarını, hem de İletişim Fakültesi mezunu arkadaşların da daha rahat iş bulacağına inanıyorum. Ve bunu ben bir alaylı olarak söylüyorum. Kesinlikle bilgisinden ve tecrübesinden korkmayan insanlar İletişim Fakültesi mezunlarından da korkmazlar. Bizim ülkemizin artık 100. yılında İletişim Fakültesi mezunlarına da bizim sahayı bırakmamız gerekiyor.